kaldım. Çok geç kaldım oğlum bunu oynamaya. Vay, ilk defa sadece Fatih Uzun değil lan. Bölüm 1. Kaçış. Of, oy, bir an önce tünel hiç bitmeyecek sandım. Hayır lan, sen salaksın oğlum. Bu soğukta burada ne yapıyorum ben? Ne sanıyorum ki kendimi? Macera Perez mi? Bir an önce ısınacak ve dinlenecek bir yer bulmalıyım. Gerisini okuyamadım. Kasıyor ama oyun. Oğlum etraf çok güzel lan. Bir de kasmasa var ya. Ben kör mü oldum diyorum. Közlüğü bok. Közlüğü. Gözlüğü bok götürüyor. Ha? Lan oğlum, Trabzonlu muyuz ya? Hedef imamın evine git. Hayır! Hayır! Fatih Uzun'dan lisanslı oyun almak da varmış lan oğlum. Hiç beklemediğiniz şeyler oluyor hayatta. Bizim Ulu Cami'ye benziyor la bu. Vay vay vay. İsimleri yazmıyor ama. Hacı Eşret Camii. Kapı kaldır altında mı kalmış? Giderek mi kapatmışlar burayı? Anane. Allah Allah. Demek ki zıplanmıyor oğlum. İmamın evi de içeriden kilitlenmiş. İçeride de kimse yok gibi duruyor. Kapıyı tam olarak nereden kilitlediniz, ben onu anlamadım. Selamun aleyküm, kimse var mı? Var ol. Kağıt var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaş'ı çarpmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa beni tepedeki gözcü kulesinde bulsun. Allah yardımcımız olsun. Ne oluyor lan burada? Göktaş'ı çarpması? Tahliye? Çok geç olmadan imam bulmam lazım. Puan alayım o sıra. Zamırsak bir tane. Olmuşlar, salalara bayılıyorum lan bu arada. Her kaliteli lahmacuncuda bir iki tane olur bunlar. Yaprağım. İmamın evini taciz ediyoruz ya, hayırlısı. Mis! Enayi ev. Sedinin sıcaklık 43 derece lan. Yanıyorsun. Kapatma. Ben biraz yatayım o zaman. Oğlum gece dışarı çıktım da yemezsinler beni. İmam burada. İmam niye evinden ayrıldı lan? Camide bir şey var. Oğlum hala kapalı bura. Ben çıkamıyorum ki oraya oğlum. Benden bin ballık var. İyi babet çorap. İmamsın oğlum sen. Yok beyler, daha fazla denemeyeceğim, çıkılmıyor. Bilgisayar 85 derece. Hadi abi, ne yaptın sen böyle? Şurada bir şey var gibi duruyor. Bu ne oğlum böyle? Geyikleşi. Kasaptan almışlar, koymuşlar buraya maşallah. Kurt mu inek mi lan o? Yanına gitsem oğlum, hayaymış be. Ara sıra saz giriyor ya. Ana. Yapma, çok geç kaldım. Ulan dayım. Soyun bari. Eğer bunu okuyorsa muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Vasiyetimdir. Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir fatiha oku. Cesedimin kurda okşayım olmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini zannetmiyorum. Mutlaka buralarda bir yerlerde olmalı. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın Ziya olabilir. Allah yardımcın olsun. Teşekkür ederim. Mis gibi oldu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Malikiyemin. Niye kenar bir dinleyen kimseyim? İtine sıradan müsteyim. Çok hızlı okudu bizimki ya. Gerçek imam bizim karakter işte oğlum. Kolayı al, gofret. Aa, bimde gofret. Al. Oğlum şöyle bir yerde yaşayacağım lan işte. Yeminle soğuğu dert etmem ha. Ben böyle yerleri seviyorum. Bizim karakter dert ediyor ama. Yak bir tane. Ha, şu bitmiş zaten, o bitince çıkalım buradan. Bir kibrit daha. Lan oğlum, bir şey pişiriliyormuş bunda. Gerçi şimdi aç değilim o kadar be. Ananı avradını. Canım kendi doluyor mu? Yok. Yaprağımı ye bari. Tıtlama şekeri daha susuzluğu gidiriyor. Oğlum. 3 tane dastiki koşturacak bana şimdi bu. Niye koşu oyunu dediklerini şimdi anladım. Maalesef. Ya bandaj mandaj yok mu? Ben bu canımı neyle götüreceğim? Oğlum soğa dayanıklılığım düşüyor benim, ölüyorum. 3 saniyem kaldı. Kendime de elhamdülillah okuyayım. Soğa dayanıklılığı 0. Sağlık da gittikçe düşüyor. Hayatta kalınan süre 10 saat. Annem gibi 2 gün evde olmayınca ben. Hayır. Zaten Allah belamı verdi, bir de siz uğraşmayın oğlum. Ellerim klavyede öyle bir terliyor ki şu an. Bilgisayar 2 senede bunun yarı sıcaklığına ulaşmadı lan. Oyunu da izledim başkalarından, oynamadım da. Bayağı oldu, unuttum oğlum. 2 sene mi, 2,5 sene mi, ne oldu bu çıkalım? İlk önce Murat abiden izledim, sonra Batan Gemi'den izledim. Aha. Ali! Oo, bayağı iyi yerde bıraktı beni şükür. Bayağı. Kırk için yat şurada ya. Kömür de bitirdik ya. Yemek koyalım bari buraya. Kar erit. Ne boş bir yer lan bura. Bari bir tane yırtıcı hayvan görüyorum oğlum. Ölmeye de razıyım. Bu kadar da kötü bir durumda olamam. Şu karı yiyelim. Sonra biraz vakit geçireyim. Gece burada olmuyor çünkü oğlum. Şu suyu bir göm. Önce bir yat. Bir saat geçsin. Benim canım düştü bir saatte. Yine öldüm. Aklayamıyorum da hiçbir şey ha. Direkt oyundan çıktı şimdi de. 100 bin satmış lan. Bayağı iyi oğlum. Aha. Şuna bir kere daha dua edek la. Bunun laneti bulaşıyor üstümüze büyük ihtimalle. Bu arada ben ölüyorum da kömürlerim falan bitiyor. Çay demleyebiliriz. Bir önce şunu eritelim. Suyu aldım, şimdi çay yapabiliyorum. Çaydanlık yok. Erit bari yine. Kar erit oğlum. Boşta durmasın. Ben yine hiçbir şey yapmadığım halde geberiyor. Yavaş yavaş canım gidiyor. Büyük ihtimalle bandaj bulmam lazım. O da bu durumda imkansız yani. Oğlum bari şerefinle öl. Kafayı yiyeceğim ha. Oh! Benzinlik var mı oyunda? Hepsi baka giriyorlar. Yeni oyun mecburen. Geri hızlı koşabiliyorum lan.
Cün şahsı alınca da bir anda geri dönüyor. Çaktırmıyor şerefsiz. Anam. Hayvan oğlu hayvan. Sırtına bineyim de götür beni. O ne ağır. Ne yapıyorsun? Gel. Salak. Lan oğlum ben demin ağrı kesici aldıydım. O büyük ihtimalle o yüzden öldüm. Yoktu bu benim envanterimde. Bak camide yine o mavi şey var. Bu sefer karallıyım oğlum. Haydi bismillah. Ananın. Yok ya yok. Sonra geleceğiz zaten büyük ihtimalle. Oyunda çok fazla trapo var ha. Abi minimcil hepsini gezdirecek bize. Fatih abi sos 2'deki gibi. Bize bir Fransız koysaydın buraya. Onun kapısıyla oralara ışınlansaydı. Yer yanıyor lan. Oğlum cayır cayır yanıyor. Haritada çıkmadı. Demek ki oraya gitmeyeceğim şimdi. Herif bizim yüzümüzden 2 kere öldü ya. Çok boktan bir dünyada yaşıyoruz oğlum. Şu fırtına çıktı çıkacak var ya. O çıkmadan bir gidebileydik nereye gidiyorsa. Zaten sıcaklığım tehlikede. Enerjim bitti. Canım yine gidiyor. Şunu ye ya. Bir şey yedin de sıcaklığım nasıl artmıyor? Oğlum benim. Balalardan bir tanesini de göm. İnsan doğasına aykırı lan bu. Ben herhangi bir şey yediğimde direkt yanıyor. Abi ev buldu. Ananı avradını kurtu. Aaa. Bıçağım bile yok oğlum. Gelmeyin üstüme. Tarhana. Soğan, sarımsak. Bu bildiğin teyze evi be. Ton balığı. Karışık baharat. Kumaş. Lan ben kayıt şeyinden görmedim. Ağlık olayı da var. Bayağı zor bir oldu. Kendimize bunlardan da yapabiliyoruz. Lan sargı bezi kumaştan yapılıyor mu? Kükürtü nereden bulacaksın oğlum burada? Zor. Bayağı zor. Lan mermini arıyor oğlum burada. Güzel evmiş ama. Oğlum 3-4 tane çanağımız olacak. Aynı anda 4-5 tane koyup yatacağım işte. Tarhana çorbası yapabiliyor. Ya. Yanımıza alıyoruzdur inşallah. Direkt yemiyoruzdur yoksa boşa gidecek bu. Şu ateşi gördüğümde de aklıma hep imam gelir oğlum. Ben şuralarda mal gibi koşayım şu enerjiyi biraz bir bitirelim. Zaten akşam 6 oldu. Hadi biraz da bekledik diyelim. En az 8'de uyanmam lazım. En az. Gecesi çekilmiyor buranın. Kaynıyor. Oo. Bunu yakarız artık oğlum. Bu iyi. Vakit geçirince özellikle mi canım gidiyor anlamadım ki. 8.35 evden çıkış. Şurada bir kaydet başardım bu sefer. Lan oğlum gebereceğim açlıktan. Ah! Hayır. Şerefsizin oyunu kurt geliyor zannettim. Gör mü oğlum Tarhana'yı? Kıtlama şekerleri de gör. Olayı da hiç zaten bir tane kalmış. Oğlum bu benim çıkmama izin vermiyor ki. Bak dışarı çıkınca sıcaklığım direkt düşüyor. Direkt. Sınıf çıkak bari oğlum. Bayağı saçma lan. Kurt mu lan? Aman. Aman! Oo! İki tane de su aldım. Artık gidiyorum oğlum. Burada değil değil mi şerefsiz? İyi. Oğlum önce şuradaki yanan yere gitsek mi lan? Ananı avradını! Yo lütfen yo. Ağacı görünce bu durduydu ya. Ayala. Aa ısırdı kaçtı. Manyağın oğlu ısırdı kaçtı. Anam ama dur. Bir tane sargı bezi yaptım hemen. Şurada bir ev daha var. Ama bugünlük bu kadar yeter oğlum. Bilgisayar patlayacak çünkü hissediyorum. Çatıldadığım gibi değil oyun lan.